Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre çıkmış soru çözümlerine Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemiyle devam ediyoruz. İlk soru şu şekilde. Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Bizans İmparatorluğu'ndaki taht mücadeleleri tabii etkili oluyor. Karasyolları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine geçmesi tabii çünkü o noktada denizcilik anlamında da bir kazanç söz konusu. Karamanoğulları Beyliği'nin desteği, Karamanoğulları desteği değil, nötr bile kalmamış, Osmanlı'ya karşı olmuş bir beylik, kendini Selçuklu'nun varisi görüyor ve bu noktada destek vermemiş. Gaza düşüncesiyle hareket edilmesi, tabii ki Trakya o anlamda Müslüman olmadığı için gaza düşüncesiyle bir cihat anlayışı söz konusu. Uçlarda Bizans İmparatorluğu'na en yakın bölgede bulunması da tabii stratejik açıdan önemli. Oradan geçiş kolay oluyor. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. İkinci soruda ne diyor? Şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültür, bir kültür, yaşam tarzı ve inanışlardan hangilerinin etkili olduğu sanılabilir. Çok zengin bir kültür bu kültür. Orta Asya Türklerinin kültürü de var. Hala bizde de var. Örnek vereyim mesela. Vefat eden kişinin evine birkaç gün yemek götürülmesi ta bizim Orta Asya'dan beri gelen kültürümüz. Müslümanların kültürü var tabii ki. Özellikle cami gibi ibadet noktasında. Fethedilen yerlerin ahalisi de etkili olmuş. Bu kültüre belli katkılarda bulunmuş. Cevap E. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmuş. Din, tasavvuf ve tıp alanındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin kimdir? Tabii ki Akşemseddin, bu Fatih'in arkasındaki deha. Ebu Suud, Muhteşem Yüzyıl'da da popüler oldu. Kanuni döneminde de var, onun biraz öncesinde de var. Emir Sultan, Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Hatun'la evleniyor. Güzel bir film var onunla ilgili de. Yine çekilmiş Emir Sultan'la ilgili. Kemal Paşazade, tarih yazıcısı olarak biliniyor Osmanlı'da. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Sanırım hepsinin bilgisini verdim. Molla Fenari dememiş olabilirim. O bir yüzyıl önce yaşıyor. Fatih tahta gelmeden 21 yıl önce. Çünkü 51'de geliyor Fatih. 1430'da vefat ediyor. 80 yaşında. O da tabii devlete destekte bulunmuş bir kişi kendi alanında. İlk Osmanlı müftüsü Şeyhülislam olarak da geçiyor, o anlamda önemli tabi. Orhan Bey zamanında aşağıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir. Şıklara bakalım. Teşkilatlanma. İlk Osmanlı medresesinin açılması, Rumeli'ye geçilmesi, yaya ve atlı düzenli, yaya ve müsellem yani düzenli bir ordunun kurulması. Şimdi Rumeli'ye geçilmesi ile başlayabiliriz. Rumeli'ye geçilmesi bir teşkilatlanma ile alakalı bir şey değil. Hatta göçebe yaşam tarzı bile olsa Rumeli'ye geçilebilir. Dolayısıyla ikileri çıkarıyoruz. Bu noktadan sonra yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması tabii ki teşkilatlanma adı üstünde düzenli bir ordu deniliyor. Dolayısıyla 3 var. Bu da gitti. Biri de alıyoruz. Osmanlı'da ilk medresenin açılması. Burada kolaylıkla yapmışlar adaya. 3 alınca geliyor. Bir medresenin açılması da teşkilatlanmanın da katkısı olan bir şey. Yukarıdakilerden hangileri Topkapı Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır? Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıktıktan 14 yıl sonra 1465'te inşaatını başlattı ve tahttan inmeden vefatından 3 yıl önce 1478'de biten bir saray. Dolayısıyla bu özellikler arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılması var. Bunu işaretleyelim. Dolayısıyla şunlar gidiyor. 2 var mı? Devletin başkentinde inşa edilmiş olması. Ya zaten bunu biliyoruz. İstanbul'da inşa ediliyor ama o zaman devletin başkenti İstanbul muydu? Fatih döneminde ve Fatih döneminin hemen İstanbul'un fethinden önce değil. Yani tahta çıkışının 13 yıl, 14 yıl sonrasında inşa ediliyor. Dolayısıyla 1-2.
Daha az soru var bu kuruluş yükselme döneminde çıkmış. Çok soru çıkan bir bölüm değil. Umarım faydalı olmuştur.